Evet sevgili seyirciler, saatlerimiz 15'i gösteriyor ve Haberaks TV ekranlarına Ortak Fikir programından hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bugün çok değerli konuğum Ercan Bey ile birlikte gastronomiyi konuşacağız. Gastronominin bir kente nasıl katkılar sağlayacağı üzerinde duracağız. Ercan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum ki bizi kırmadınız, geldiniz. Çok teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. Sizi burada ağırlamak hakikaten çok büyük bir keyif. Tekrar teşekkür ediyorum bizi kırmayıp geldiğiniz için. Şimdi bir eskiden hatırlarsınız bizim için yemek yemek başka bir şey ifade ediyordu. Ama şimdi artık yemek yemek çok daha farklı şeyler ifade etmeye başladı. Evet. Ve insanlar daha böyle aile toplantılarında yemekler yerken şimdi dışarıda yeme alışkanlıkları da ortaya çıktı. Bu acaba bizim yeme içme alışkanlıklarımızı hangi yönde etkilediniz? Sizin bu anlamdaki gözlemleriniz nelerdir? Birazcık daha tüketen bir toplum olduk hocam. Daha çok hazır yemekler, dışarıda daha hızlı hazırlanabilen yemeklere aslında yönelmiş olduk. Hı-hı. Bir nevi olumsuz olarak da düşünürsek geleneksel olan yemeklerimizi unutmaya başlıyoruz. Bu da bizim için tabii kültürel olarak bizim için çok değerli olan, ta ki Osmanlı döneminden günümüze kadar gelen yemek kültürümüzü bir nebze olsun yeni nesili unutturuyor. Ama olumlu olarak düşünürsek de bir ciddi bir sektör var. Gastronomi sektörü var, yeme içme sektörü var. Buna da çok olumlu gelirler, dönüşler oluyor. Ve zaten şeyler de başladı değil mi? Okullar da kurulmaya başlandı. Çeşitli akademiler var, okullar var ki insanlara hani bu anlamdaki profesyonel anlamda insan kalitesini, insan kaynağını karşılayabilmek adına da yeni bir sektörün ortaya çıkmasına. Kesinlikle öyle. Şu an Türkiye'ye baktığımızda 70 tane üniversitede gastronomi bölümü var. Ve birçok özel okul var. Aynı zamanda liselerde, orta öğretimde gastronomi ile ilgili, aşçılıkla ilgili, mutfakla ilgili bölümler var. Bu tabii şey, geleneksel mutfağı peki bu bölümlerin ya da işte akademideki bölümlerin ya da özel sektördeki o okulların bir katkısı oldu mu acaba? Hani unutulmaya yüz tutmuş yemeklerin tekrar kazandırılması anlamında bir katkısı oldu mu? Ne dersiniz? Yoksa yine daha farklı mutfaklar mı revaçta? Yok, bence çok faydası oldu. En azından artık araştırmayı öğrendik. Geçmişimizi araştırıyoruz. Geçmişte yapılan kaynakları bularak yeni ürünler çıkartıyoruz. Ya da eski ürünlerin nasıl yapıldığıyla ilgili o ürünleri günümüzde bir şekilde restore ederek tekrar sunmaya başlıyoruz. Kesinlikle bence çok faydası oldu. Hatta her geçen günde Türk mutfağı, Türk gastronomisi dünyada yerini aslında çok geç kalmış ama hak ettiği yerini bulmaya başladı. Okulların çok büyük faydaları var bizim için. Şimdi Türkiye 7 bölge ama o 7 bölgenin içerisinde inanılmaz lezzetler var. Evet. Bugün artık illerin isimleriyle anılan mutfaklarımız oluşmaya başladı. Ve artık yeme içme sadece bir fizyolojik ihtiyacı gidermenin ötesinde insanlar için sadece bir şeyi yemek için o kente gitmeye kadar gitti değil mi? Evet, yani gastronomi turizmi başlamış oldu. Evet. Kesinlikle öyle. Hani dünyada birçok örneği vardı. 1940'lardan itibaren hatta daha öncelerden birçok örneği vardı ama bizde de bunu yapan şehir olarak Antep, Gaziantep şu anda yaptı. Bölgesel festivaller yapılıyor. İşte örnek vermek gerekirse Antep'te Eylül ayında yapılan festivale yurt içinden ve yurt dışından toplamda yani 40 ülke katıldı, 40 şef katıldı ve Türkiye'den de ciddi anlamda şefler katıldı ve yaklaşık 20 bin kişi bir gastronomi turizmi yaptı sadece 3 günlük bir turda. Ve bunun yıla yaydığınız zaman inanılmaz şekilde hem yerli hem yabancı aslında turistlerin de geldiğini, o şehrin de ekonomisine de ciddi katkıların olduğu gözüküyor. Kesinlikle. Şimdi gastronomi turizmi için gelen insanlar sadece yemek yemek için gelmiyor. Ya da yemek yemek için de gelse sonuçta konaklamaya desteği oluyor. Ulaşıma desteği oluyor. Bu da bir aslında isim olarak gastronomi turizmini oluşturmuş oluyor. Peki bu açıdan baktığımız zaman Samsun'da biraz hani konuşalım isterim. Aslında Samsun'da da çok ciddi değerlerimiz var. İnanılmaz bir yemek kültürü var aslında. Kesinlikle. Ama bunu sanki biraz ifade etmekte zorlanıyoruz gibi geliyor bana. Bence de aynı fikirdeyim. Samsun'da 4 yıldır buradayım öncelikle. Araştırma fırsatlarımız oldu. Gezme, dolaşma, kültürü öğrenme fırsatlarımız oldu. Samsun'da
baktığımızda çok çeşitlilikler var. Kültürel değişiklikler var yemek olarak. Hı-hı. Ama ön plana çıkan yemekler maalesef bir elin parmaklığını geçmiyor. Standart yemekleri ön plana çıkartıyoruz. Bu Hı-hı. da tabii ki aslında şehir olarak bazı şeyleri sahiplenmememizden kaynaklanıyor. Biz sahiplenirsek, biz bu ürünleri daha çok yapar, tüketir, sunarsak aslında diğer gelecek turizm için, gastronomi turizmi için ya da farklı şekillerde şehre gelen insanlara bunları tanıtmış olabiliriz. Mesela işte hani hep şeye gittiğin zaman, bir Karadeniz mutfağına gittiğin zaman bir lahana çorbası evet, hemen olmazsa olmaz. Evet. Ama lahana çorbasının dışında da aslında burada yüzyıllardır yapılan çok böyle ilginç yemekler de var. Kesinlikle öyle. 17 tane ilçesi var Samsun'un. Aslında 17 tane ilçenin içerisinde farklı kültürlerden gelen birçok insan var. Ve bunların harmanlandığı bir yer aslında. Evet, yani 17 ilçe, hatta köy köy, bazen hane hane bile yemekler çok fazla değişebiliyor. İşte önemli olan bunların gün yüzüne çıkartılması. Şimdi Vezir Köprü'ye gidiyorsunuz, çok farklı damak tatları oluyor. Çarşamba'ya gidiyorsunuz, kendine özgü bir sunumu tatları var. İşte Bafra yine öyle. Öyle. Ama önemli olan işte bunları insanlara nasıl anlatmamız lazım. Sadece bir sizin verdiğiniz örnek üzerinden gidersek, kara lahana çorbası değil aslında amaç. Gürcülerin Samsun'a, Karadeniz'e katmış olduğu, Lazların kendisine ait yemekleri, işte Rumların Karadeniz'e katmış olduğu yemekleri, Osmanlı'nın Karadeniz'de bıraktığı izler var. Aslında bunları harmanlayıp bir mutfak ortaya çıkmış, harmanlanmış zamanda, ama bizim tek eksiğimiz şu anda bunları sunamıyor olmamız. O zaman bizim şöyle şeyler yapmamız gerekiyor. Sizin söylediklerinizden çıkarımım. Buradaki mutfaklarla ilgili olarak bir tarihsel bir araştırma yapmak lazım sanki. Kayıt altına almak lazım. Kesinlikle. Zaten Osmanlı'dan beri günümüzde kadar gelen yemeklerde en büyük sıkıntımız kayıt altı olmaması. Yemekler hiçbir şekilde reçetelendirilmemiş. İşte teknikleri kayıt altına alınmamış. Ve hep doğaçlama olarak yapılmış. Ustalara, şeflere, mutfak sorumlularına, işte Osmanlı çeşnici başlarına, onların bildikleriyle ve birbirlerine aktardıkları kadarıyla günümüze kadar gelmiş. Zamanında bunlar kayıt altında olmuş olsaydı şu anda Osmanlı Türk mutfağı oldukça revaçta bir mutfak olacaktı. Hiçbir şey için geç değil. Tamam. Bugün itibariyle başlayabiliriz. Şu anda köy köy dolaşarak, kasaba kasaba dolaşarak bu yemekleri gerçekten bilen insanları bularak bunlara yaptırabilir. Bunları kayıt altına alır. Bunların resimleyerek, görsel görüntülerini alarak ileriki nesillere aktarabiliriz. Bayağı da zaten hani Ot Festivali'nden biliyorum ben. Evet. Bu civardaki ot sayısı Ege bölgesiyle böyle yarışabilecek nitelikte ve nicelikte var. Çok ama işte fazlası bugün, var. Evet, çok daha fazlası var. Kesinlikle. Ama işte bugün herkes Ot Festivali deyince Alaçatı'ya insanlar ciddi şekilde o 2-3 günü evet, hücum ediyor. O 2-3 günü programlayıp gidiyorlar. Evet. Bizde çok şükür Ot Festivali belli bir olgunluğa ulaştı. İlk çıktığı zaman, evet, ilk çıktığı zamankiyle şimdiki arasında ciddi bir farklılık var tabii, ama hem nitelik anlamda hem de nicelik anlamda çok ciddi bir ivmeyle gelişerek gidiyor. Ama bu festivallerin sayısının artması ve çeşidinin artması lazım sanki Samsun'da. Kesinlikle öyle, mi? Öyle. Şimdi Ot Festivali'ni ele alırsak, dünyada yetişen otların %20'si Türkiye'de yetişiyor. Ve bu %20'nin aslında %80'i Karadeniz bölgesi ve Samsun bölgesinde yetişiyor. Yani yenilebilir bitki ve ot çeşidi Samsun'da 1400'ün üzerinde. Bunun kaç tanesini biliyoruz, kaç tanesini tüketebiliyoruz? Bunu araştırmak lazım. Şimdi Alaçatı'da bir ot festivali olduğunda, işte en sonki ot festivaline 100 tane tur gitmiş, 100 otobüs gitmiş. İşte 1 milyona yakın toplamda insan Alaçatı Ot Festivali ve Alaçatı'nın bu ot festivalinden kazanmış olduğu marka değeriyle Alaçatı'ya gidiyor. Samsun'da dördüncüsünü yaptık. Dediğimiz gibi çok fazla ot çeşitleri var ve farklı tekniklerde pişiriliyor. Farklı yemeklerde, farklı şekillerde sunum yapılıyor. Samsun'daki ot çeşitliliğini biz aktarabilirsek, tabii ki Alaçatı Türkiye'de bir değer. Samsun'da, Karadeniz'de ve Türkiye'de bir değer muhakkak olacaktır. Samsun'daki ot çeşitliliğinin için en önemli şey aslında 12 ay boyunca ot çeşitliği var. Alaçatı ya da benzeri şeylerde dönemsel var. Burası Karadeniz'de çok önemli bir şey söylüyorsunuz şimdi Ercan Bey. Yani Alaçatı'daki dönemsel ot çeşitliliği değil, Samsun'da 12 ay boyunca, yani yılın her ayında bir ot bulmak mümkün. Kesinlikle öyle. 12 ay boyunca her gün, hatta her bölgeye göre
farklı farklı çok güzel yenilebilir otlarımız var Samsun'da. Ama biz bunları galiba bilmiyoruz. Çoğunu bilmiyoruz. Sadece klasik olan anneannelerimizden, babaannelerimizden gördüğümüz otları biliyoruz. Bir de tabii şimdi yeni bir kampanya başladı galiba değil mi? Hani yerliyse yeriz gibi bir sizin evet. bağlı bulduğunuz o federasyonun bir sanırım bir şeyi var, kampanyası var. Biraz oradan bahsedelim isterseniz. Yerliyse yeriz kampanyası ülke olarak zaten ekonomik zorluklarımızla karşı karşıya geldiğimiz bu dönemde yerli üreticinin desteklenmesi amacıyla Türkiye Aşçılar Federasyonu'nun önderliğinde AGEP, Antalya Gastronomi Eğitimler Birliği'nin başlatmış olduğu bir kampanya. 869 Türkiye'de üretilen gıdaların barkodun ilk 3 numarası. Bu barkod numarasıyla başlayan ürünleri biz toplu yemek üreten yerlerde, restoranlarda, otellerde bu ürünleri kullanmaya dikkat ediyoruz ki yerli üreticiye destek sağlayabilelim. Türk yemeklerinde Türk ürünleri kullanabilelim ve bunları yurt içinden ve yurt dışından gelen insanlara sunabilelim. Ve işte yerli ve milli değerlerimize de aslında sahip çıkmış oluyoruz. Kesinlikle üreticimize sahip oluyor, çıkıyoruz. Evet, ve zaten mesela şeyde de öyledir. İtalya'da vesaire de şey önce kendi ürününü alıyor. Ondan evet. sonra eğer yoksa muadil olarak sizin ya da dışarıdan gelen ürünleri tercih ediyorlar o anlamda ki bu söylediğiniz hakikaten çok önemli. Peki Samsun'da bu tarz bu kampanyaya katılım oldu mu ya da hani buradan ne yapmak lazım? Kampanyaya katılım zaten Türkiye Aşçılar Federasyonu'na bağlı. Burada kat bir var. Onlar bu kampanyaya sahiplendiler, destek oluyorlar. Samsun'da bulunan birçok işletme, restoran, otel ve bunlara destek verdi. Şu an için kullanıma çok fazla dikkat ediliyor. Özellikle 869 ile başlayan gıdalar mutfaklarımızda yerlerini aldı. Ciddi bir oranda katılım var Samsun'dan. Evet, bunun için de teşekkür ediyorum tüm katılımcıya. Bu muazzam bir şey. Hani bunu ben hakikaten bilmiyordum. Sizden öğrenmiş olduk. Bu anlamda hakikaten çok da keyifli oldu. Ve bunu hani böyle bir kampanyaya da şehrimizin de duyarlılık gösteriyor olması hakikaten bu anlamda keyifli bir şey olmuş. Hani insanlar zaman zaman biliyorsunuz tatile gidiyorlar. Evet. Ve meşhur bir deyimimiz var bizim biliyorsunuz açık büfe. Evet. Hatta ünlü komedyenlerimizden bir tanesi onun biliyorsunuz skecini falan da yaptı. Evet. Ama insanlar açık büfeye gittiği zaman da çok ciddi bir şekilde bir israf oluyor. Evet. Değil mi? Yani işte ya, biz galiba açık büfe kültürünü çok böyle becerebilen bir topluluk değiliz sanıyorum. Kesinlikle. Ve bu otellerde konaklama tesisine ciddi bir zayi oluyor. Bunun önüne nasıl geçiyorsunuz ya da bunun önüne geçmek için ne yapmak lazım? Bununla ilgili de bizim yine bir kampanyamız var. İsraf olmasın, afiyet olsun diye bir kampanyamız var. Her şey dahil otellerden, büfe otellerden başlayacak olursak üretilen yemeklerin 1/3'ü çöpe gidiyor. Türkiye'de üretilen her 4 ekmekten bir tanesi çöpe gidiyor. Bunun milli servet olarak bulduğumuzda 190 milyar TL'yi buluyor. Bu da aslında şu anki Türkiye'nin ekonomisine baktığında çok büyük bir rakam ve çok aslında boşa giden bir rakam. Bizim şu anda yapmamız gereken sadece israfı engeller ve yerli üreticiye destek olursak aslında ekonomimize çok büyük bir destek sağlamış sağlayacağız. Onun için biz her iki kampanyayı beraber yürütüyoruz. Tabii ki dünya aslında israfa savaş açmış durumda. Sadece israf olan ürünlerle ya da maddi olarak değerine baktığımızda 1/4'üyle dünyada hiçbir kimsenin aç kalmadığını görmüş oluyoruz. Bu nedenden dolayı israf ülke olarak bizim için çok öncelikli hedef olması lazım. İsrafı engellememiz lazım. Tüketeceğimiz kadar ürün almamız lazım. Tüketmeyeceğimizin fazlasını üretmememiz lazım. Bu da bir çeşitli israf oluyor. Bu nedenden dolayı israfa ben özellikle dikkat çekmek istiyorum. Milli servetlerimizi aslında çöpe atıyoruz. Bir süre sonra 2050'lerde aslında üretim yetmemiş olacak. Evet. Bugünden önlemimizi almazsak o yıllara geldiğimizde bizler ya da yeni nesil çok büyük gıda ile ilgili sıkıntılar yaşayacak. Bunu zaten hani küçüklükten beri çocuklara aşılamak lazım ki kesinlikle. Büyüdüğü zaman, birey olduğu zaman o insanlarda israfın yapmamaları gerektiğini. Bir de tabii hani israfın haram olduğunu hepimiz biliyoruz. Dinimizce de o anlamda şey ama buna rağmen böyle israfın çıkıyor, bu denli rakamların ortaya çıkıyor olması da
sanırım biraz kendimizi sorgulamamız gerektiğini ortaya çıkartıyor bize. Yani dünyayı bizden sonraki gelecek çocuklara da eğer bırakmak istiyorsak kaynaklarımızı en etkili şekilde kullanmamız lazım. Dünyayı biz tüketiyoruz şu anda. Evet. Gelecek nesilleri düşünmeden tüketiyoruz. Peki birazcık daha hani işin turizm tarafına geri dönecek olursak, bizim gastronomi turizmini geliştirebilmemiz için acaba ne yapmamız lazım ya da kimlerin bu işe el vermesi gerekiyor ya da işte o masanın etrafında toplanması lazım ki bu işi buraya da insanları getirelim. Şimdi gastronomi turizmi için öncelikle halkın bilinçlendirilmesi gerekiyor ve toplum sivil örgütleri, yerel yönetimlerin destek olması gerekiyor. Festivaller düzenlenmesi gerekiyor. İşte Ot Yemekleri Festivali benzeri yine bölgeye ait ya da bölge kültürünü yansıtacak farklı yemeklerle festivaller düzenlenmesi gerekiyor. Çünkü bu festivaller düzenlendiğinde sadece 3 günlük, 5 günlük etkisi yok. Yıl boyunca etkisi var. Bu nedenden dolayı festivaller düzenleyebiliriz. Şehrin ürettiği bir ürün varsa onun hasat zamanı insanları buraya çağırarak o hasat zamanını onlara izletebilip onlara deneyim kazandırarak yine bir gastronomik bir gastronomik turizm yapmış olabiliriz. Bölgede üretilen bölgeye ait bir fabrika olabilir, bir ürün olabilir. Bunları insanlara açarak gelmelerini sağlayıp bunları deneyim haline getirmesini sağlayabiliriz. En büyük aslında gider bir şehrin kendi ürününe sahip çıkarak kendi ürünlerini şehir dışından gelen ya da yurt dışından gelen insanları kendi ürünlerini sunması gerekiyor. Ve festivallerle de bu kitlesel hareket etmek gerekiyor. Burada biraz belki hani sorumlulukları şöyle ayırmak belki ne derece doğru. Bir konaklama tesislerinin rolü var aslında burada. Evet. Onlar sanırım yani bölgenin yemeklerini sunarsa sanki bu turizme katkı sağlayacaklar. Peki bu noktada seyahat ajantalarına da görev düşüyor mu acaba? Bu turizmi geliştirmek adına bununla ilgili özel turlar yapan şirketler var mıdır gastronomi turizmi nedeniyle? Gastronomi ile ilgili kesinlikle çok fazla şirketler var. Hı-hı. Ama Samsun ve Karadeniz'e çok fazla gastronomi turizmi olarak gelen şirket yok. Yok. Şu anda daha çok gezi amaçlı, bölgeyi gezme amaçlı turlar yapılıyor. Hı-hı. Ama gastronomik anlamda şu anda tur yok. Tabii bir de şöyle bir bakmak lazım. Bunların tur yapabilecek altyapımız var mı? Ona da bakmak lazım. Şu an aslında bizim yapmamız gereken bunun altyapısını hazırlamak. Çakallı'dan Samsun'a gelen birinin Çakallı menemenini biliyor olması lazım. Çakallı menemenini tur rehberinin de iyi biliyor olması lazım. Oradaki üretenin de Çakallı menemenini sunuyor olması lazım. Aşağıya indiğinde ya da gelirken yüzünde Kaz Tirdi'ni anlatıyor olmamız lazım. Samsun pidesini, Samsun simidini anlatıyor olmamız lazım. Bafra'da bulunan lokulu anlatmamız lazım. Lokumu anlatmamız lazım. Manda kaymak lokumu anlatmamız lazım. Bunları aslında biz bir rut çizmemiz lazım ki onlar da bu düzergahta bizlere destek olabilsin. Biz altyapı yapmamız lazım. Dolayısıyla biz eğer seyahat ajantalarıyla sizler eğer bir araya gelip bununla ilgili planlar eğer oluşturulursa bu sefer normal buraya ziyarete gelen insanlar da yemek için bile durduğu zaman evet, farklı şeylere gelmesine vesile olacaktır o zaman. Kesinlikle öyle olacaktır. Biz insanlar zaten yemeği çok meraklı. Hı hı. Yani o kadar bir yemekle merak var ki hani yemeğe geleceği için hani orayı da görelim bir mazereti olabilir. Evet. Ama yemeğe gerçekten çok meraklı bir toplum olduk ki yurt dışında da yurt içinde de birçok festivalin revaçlı olmasının nedeni bu. O tür organizasyonları tüketmeyi seviyoruz. Farklı damak tatları araştıran bir kültür çıktı. Farklı pişirme tekniklerini, bir ürünün hikayesini dinlemek için bile gelen turistler var, yerli ya da yabancı. Hı-hı. Ama burada yapılan eksiklerden bir tanesi de aslında bizim ürünlerimiz var. Bazıları iyi de yapıyoruz, çok da güzel yapıyoruz. Ama hikaye oluşturamıyoruz. Hikaye oluşmadığı için de cazibe haline gelmiyor. Bizim her ürün için bir hikaye, bir geçmiş, bir gelecek hedef koymamız lazım. Bu çok önemli bir şey. Çünkü insanlar o hikayenin parçası olduğu zaman
kendisini çok daha özel hissediyorlar. Evet. Ve o ürünün de satılması çok daha kolay oluyor. Kolay. İşte Van'da bir canavar hikayesi ortaya çıkarttılar. Hepimiz biliyoruz ki o gölde canavar yok. Evet. Ama bugün insanlar gidiyorlar, işte orada kahvaltı yapıyorlar, orayı geziyorlar, işte tekrar işte oranın kendine özgü yemeklerini yiyen bir turizm değeri haline geldi aslında. Evet, kesinlikle öyle. Bizim de Samsun'da bir hikaye oluşturmamız lazım. Karadeniz'e bir hikaye oluşturmamız lazım. Bu yemeklerin nereden geldiğini, nasıl yapıldığını, nasıl üretildiğini, toprağın zenginliğini, insan kültürünü, insanın samimiyetini o kapsayan birer hikaye oluşturmamız lazım her yemek için. Bir de hobi bahçeleri gibi şeyler oluşmaya başladı değil mi? Evet. İnsanlar bir yerden bir yere geliyorlar. İşte kendisine ait bir bahçe yapıyorlar. Var. Orada kendini gerçekleştiriyor aslında bir nebze baktığınız zaman. Bu tarz şeyleri Samsun'da yapabilmek için altyapımız var mı ya da bunlar yapılabiliyor mu Samsun'da? Bence Samsun'da yapılabilir. Samsun zaten büyük bir şehir ama kırsala çok yakın bir şehir. Hobi bahçesi olan yerler var ya da çok yakın yerlerde bahçeler var. Bunlar yapılabilir. Bence de yapılması da lazım. Tabii ki Samsun için de kısmen söyleyeceğim şey, büyük şehirlerde özellikle domatesin toprakta mı ağaçta mı yetiştiğini bilmeyen, salatalığın nerede yetiştiğini bilmeyen, karpuzun nerede yetiştiğini bilmeyen bir genç bir nesil var. Bunu tüketen neslin nasıl olduğunu da bilmesi bence hakkı var. Hepimizin aslında bir sosyal sorumluluk yaparak bu tür aktiviteler yapmamız lazım. Hobi bahçelerimiz olsun, doğaya çıkalım, mantar toplayalım. Şu an doğada binlerce çeşit mantar var. Özellikle Samsun bölgesinde. Çıkalım mantarı toplayalım. Doğal yemişler var. Onları toplayalım. Hobi bahçelerimiz olsun. Hafta sonları, hafta içi vakit buldukça gidelim. Onları sulayalım, ekelim. Toprakla haşir neşir olalım. Aslında toprak bizim özümüz. Anadolu'dan gelen toprak. Anadolu toprağı diye bir şey var. Anadolu buğdayı diye bir ürün var. Aslında Mezopotamya'dan beri Anadolu aslında gastronomiye yön vermiş bir toplum. Yurt dışında insanlar bir yerden bir yere gidiyorlar. O zaman kendi işinden sıyrılıyor. İşte orada gidip bir tarlanın içerisindeki yapılan bir aktiviteye de katılarak hem işte oradaki işin paylaşılmasını sağlıyorlar hem de kendilerine ait bir şey yapmış oluyorlar aslında. Üretmiş oluyorlar. Bu tarz şeyleri belki eğer Samsun'da da hayata geçirirsek sanki çok daha fazla hani turizm değeri taşıyan ürünlerin ortaya çıkmasına vesile olacak gibi gözüküyor o zaman. Kesinlikle olur bence. Bu bile bir turizmi olabilir. Çünkü Karadeniz çok yeşil bir. Karadeniz aklımıza, yani Karadeniz denildiğinde aklımıza ilk gelen şey yeşil. Yeşil. Onun için hani bu bile insanlar için bir çekici olabilir. Bahçeler hazırlarız. Bahçe turları yapabiliriz. Bunu İtalya üzüm bağlarıyla yapıyor. Evet. Bizim de Karadeniz'de yapabileceğimiz çok fazla fındık bahçe turları olabilir. Çay bahçesi turları olabilir. Tütün turları olabilir. Kırma olur. Ve bu da bir turizm aslında. Ve hem yerli hem yabancı aslında. İnsanlar özel ilgi turizmi çerçevesinde düşündüğünüz zaman da bunu ciddi şekilde bu işe hem zaman ayırıyorlar hem de bütçe ayırıyorlar. Kesinlikle bu. Böyle bir internet üzerinden gruplar var. Örnek veriyorum, ben sizin bahçeniz var. Ben yurt dışından geliyorum. Sizin bahçenizde siz bana bir konaklama yeri sağlıyorsunuz ve ben sizin bahçenizde gönüllü olarak bir hafta, 15 gün, bir ay çalışıyorum. Aslında bu da bir turizme dönmüş durumda i̇şte, zaten. Dolayısıyla zaten Samsun'da hani demin söylediğiniz gibi şeye kırsala yakın olması aslında bu bizim için çok büyük bir avantaj olacaktır diye. Peki bir aşçı olmak, hele bir de executive chef olmak bayağı zor olsa gerek değil mi? Hani herkes şimdi gastronomi ve mutfak sanatlarını bitiren çocukların hayali executive chef olabilmek bu anlamda. Evet. Buraya gelmek ne kadar bir zaman alıyor? Şimdi executive chef olmak, yani yönetici bir şef olmak aslında çalıştığınız yerler, çalıştığınız yıl, kazandığınız tecrübeyle direkt doğru orantılı. Minimum bir işletmede gerçekten kendinizi yetiştirip bir executive chef olup her şeye hakim olmak için bir 15-20 yıl gerekiyor. Çünkü sadece yemek yaparak executive chef olmuyor. Bunun insan kaynakları yönetimi, maliyet yönetimi, psikolojisi var. Sonuç itibariyle
bir şey üretiyorsunuz ve her gün bunu üretiyorsunuz. Ve bunun kontrol etmek, bunun her gün standart olarak çıkmak, bunun maliyeti, kazanç, bundan kazanç elde edebilmek oldukça zor. Şimdi gastronomi öğrencileri tabii ki biraz eğitimden dolayı da 4 yıl sonra şef olacaklarını düşünüyorlar. Ama tabii gerçekten böyle bir şey imkansız. 4 yılda aslında sadece mutfağı öğrenebilirsin, ekipmanı öğrenebilirsin, kullanacağın ürünleri öğrenebilirsin, pişirme tekniklerini öğrenebilirsin. Ama 4 yıl çok kısa bir süre bir aşçı olabilmek için. Sonuçta itibariyle yaşadıkça da öğrenilen şeyler var. Şu anda ben 50 yıllık aşçıyım diyen de her gün yeni bir şey öğreniyor. Daha 5 günlük olan aşçı da yeni şeyler öğreniyor. Ki gastronomi o kadar geniş bir çerçeveye ulaştı ki tüm mutfaklar kolay ulaşabildi hale geldi. İşte sosyal medya, internet ve benzeri olaylardan dolayı artık herkes kendini bir şekilde yetersiz görmüyor başlıyor. Bu zaman bu iyi bir şey. Kendini geliştirmek için güzel bir şey. Ama belli bir çerçevede bir yerin menüsünü öğrenerek, bir yerin mutfağını öğrenerek ben artık aşçıbaşı olabilirim, ben onu biliyorum, bunu biliyorum demek çok yanlış. Biraz çevreyi biraz genişleterek, çemberi genişleterek bakmak lazım. Gastronomi öğrencilerine benim tavsiyem kesinlikle gastronomi okuyun, işin teorini, pratiğini iyi öğrenin ama hiçbir zaman şef olmak için acele etmeyin. İleride yine sıkıntısını kendileri yaşayacaklardır. Zaten hani demin söylediniz ya şu 15-20 yıl aslında yani sadece akademik anlamda değil ya da ürün bilgisi anlamında değil, evet, isim psikolojisi ve diğer parametreleri de çok güzel saydınız orada. Onlarla beraber zaten insanlar belli bir noktaya geliyorlar. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle ve şöyle de bir şey var. Şimdi mutfakta girdiğinizde sizin sadece sorununuz aslında oradaki mutfakta olan olaylar değil. Dışarıdaki misafiri de misafir aslında sizin odak noktanız. Oradaki misafirin psikolojisini bilmeniz lazım. Sabah erken kalktığında belki de gün içerisinde çok önemli bir toplantısına gidecek. Sabah kahvaltısında istemiş olduğu bir tane yumurtanın bile istediği şekilde gitmemesi onun psikolojisini bozabilir. Orada yapacağı iş görüşmesini dahi etkileyebilir. Aslında mutfağın zorlukları buradan başlıyor. Evet. Bunun için acele etmemek lazım. Şimdi mutfakla yöneticilikleri hani bir sürü yerde beraber aslında bir eğitim potası arasında eğitiyorlar. Yani bir yönetici olmak için de hani tıpkı bir yemek yapmaya benzetilir ya bu iş. Hangi malzemeden ne kadar konulması gerektiğini aslında bilmek lazım. Ve bir sürü yöneticilik eğitimi aslında bugün sizin şeyle birleştirildi. Mutfakla birleştirildi. Yemek yaparak insanlara yöneticilik eğitimleri veriyorlar. Sizin aynı zamanda bir de okulunuz da var. Evet. Burada. Evet. Bu okulda buna benzer aktiviteler yapıyor musunuz ya da hani workshoplar, bu tarz aktiviteleriniz var mı bunun içerisinde? Var tabii ki. Az önce sizin söylediğiniz gibi hani insanlar artık iş stresinden, ekonomik durumlardan çok sıkıldı. Kendilerini stres atacak aktiviteler arıyorlar. Yemek yapmak aslında öyle bir duygu ki aynı zamanda hem karnınızı doyurmak için bir eylem gerçekleştiriyorsunuz, hem stresinizi atıyorsunuz ve o andaki bütün heyecanınız, bütün hayatınız oradaki ocağın üzerindeki kavurduğunuz ya da pişirdiğiniz yemek oluyor. Biz okula bu tür şeyler yapıyoruz, workshoplar yapıyoruz. Belirli günlerde, daha önceden yayınladığımız günlerde workshoplar yapıyoruz. İnsanları en azından 2 saat, 3 saat hayatın dışına atarak güzel vakit geçirmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Çok farklı etkinlikler yapıyoruz. Şirket içi etkinliklerimiz oluyor. Örnek veriyorum. Bir şirket bir kaynaşmada sıkıntı yaşıyorsa bizim oraya geliyorlar. Orada beraberce bir yemek yapıp beraber ürün çıkarttıklarında bir kaynaşmaya neden olabiliyor. Bir terapi gibi oluyor. Yemek yapmak bir terapidir diyoruz biz zaten her zaman. Bu tür etkinliklerimiz oluyor. Size en çok hangi noktada talep geliyor burada? Daha çok hangi workshopları istiyorlar? Çikolata çok fazla var. Herkesi mutlu ettiği için. makarna var. Makarna workshopuna gelenler diyorlar ki biz hayatımızda bir daha makarnaya hani kolay yemek gözüyle bakmamamız lazımmış. Makarna gerçekten o kadar zormuş ki hani kolay bir şey olsun makarna yapalım demeyeceğiz diyorlar. Et üzerine zaten kültür olarak eti seviyoruz. Et üzerine var. Bazı meraklı olanlar tatmak için Uzak Doğu ya da sushi ve benzeri workshop talepleri oluyor. Sushi biraz bizim şeye ters değil mi?
damak tadımıza sanki biraz aykırı diyeyim daha doğrusu. Yani çiğ olarak kullanıldığında evet, ama tabii çiğ olmadan kullanılan ürünler de var, sebzeler var. O zaman aslında bize birazcık daha yakın, birazcık daha sirkeyi seviyorsak güzel bir tadı. Peki şimdi bu tabii bu tarz okulların sayısının artması aslında mesleğe olan ilginin de artmasına yol açıyor. Bugün de sosyal medyada birçok insan artık bu iş bir sektör haline geldi. Evet. Değişik isimlerle işte geziyorlar evet. ve işte oranın yemeklerini tadıyorlar ve işte ve orayı da anlatıyorlar. Evet. Bu acaba bu tarz insanların şehrimize gelmesi, burada bizim onlarla haşır neşir olmamız da gastronomi turizm açısından değerlendirdiğimizde bize nasıl bir katkı sağlar? Bence çok faydalı olur. Çünkü bunlar bloggerlar ya da gurmeler dediğimiz insanlar. Hı-hı. Şehre gelerek şehrin ürünlerini çok büyük kitlelere aktarabiliyorlar. Belki de bazı yerlerin işte bir Alaçatı'nın, bir Antep, Gaziantep'in öne çıkmasındaki en büyük nedenlerden bir tanesi bu. Oralara gurmeler gitti, bloggerlar gitti ve bunları yaşadılar, yaşadıklarını anlattılar. Hı hı. Ve bunları takip eden insanlar aslında oraya gitmeye başlıyor. Hı hı. Samsun için de aynı şeyi yapabiliriz. Bir ot festivali yaparsak, yani yapıyoruz önümüzdeki dönemde. Hı hı. Bunu planlayarak ciddi bloggerları, gurmeleri Samsun'a getirirsek göreceğiz ki bir sonraki yıllarda bu sayı, katılımcı sayısı ciddi şekilde artacak. Ben bu tür aktiviteleri çok destekliyorum. Hı hı. Güzel yorumlar alınabiliyor. Hı hı. Ve kitlesel hareketlilik çok hızlı olabiliyor. Çünkü oradaki insanların herhangi bir yemeği bir beğenmesi ya da like'lamasıyla beraber ciddi bir şeye dönüşüyor. Yani işte bir X kişisinin bu yemeğe gidin mutlaka dediğiniz zaman bir bakıyorsunuz ki 20-25 bin tane beğenisi var. Beğenisi. Ve insanlar gidiyorlar onu orada tüketmek istiyorlar aslında. Aynen öyle. Yani bir beğeni, şimdi onların takipçileri işte 1 milyon, 2 milyon takipçisi olanlar var. Hmm. Yüz binler takipçisi olanlar var. Bunun etkileşimine baktığınızda çok çok daha fazla. Hani bir beğenmeyle de bitmiyor aslında. Farklı sayılara ulaşabiliyor. Bu nedenden dolayı ben kesinlikle bir böyle bir program yapıp Samsun'u, Karadeniz'i bir tur planlayarak burada bulunan lezzetleri onlara tattırmamız lazım diye düşünüyorum. Kesinlikle. Bir de şeyi soracağım. Hani bu televizyonlarda yemek programları var. Evet. Bu programları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi şöyle, aslında zaten şov dünyası üzerine evet. televizyon. Ratingler önemli. Ben Türkiye'de yapılan yarışmaları rating olarak çok başarılı buluyorum. Gerçekten rating oluyor. Bizim istediğimiz o heyecan var. Yaşatıyor. Mesleki olarak bakarsak çok mesleki bir bilgilendirmesi yok. Hmm. Mutfağı tanıtıyor. Hmm. Bizim için artı değeri budur. Mutfakta mutfağı insanlara aradaki köprüleri çıkartıyor ve direkt olarak mutfağı, aşçılığı, mesleği evet insanlara sevdiriyor. Show olarak çok güzel ama mesleki olarak çok büyük bir değer kattığını düşünmüyorum. Olması bizim için olumlu. İyi. İyi. Ve zaten onlar bu işin hani bir parçası olarak düşündüğünüzde ilginin artmasını ve hani sizin de mesleğe olan talebin de artmasına yol açacaklar. Kesinlikle. Şimdi gastronomi okullarının puanları o kadar yükseldi ki girmek zor oluyor. O nedenden dolayı. Bunlar bu tür programların, bu tür aktivitelerin sayesinde. Şimdi bir de şeyi merak ediyorum. Herkes gurme olabilir mi? Gurme aslında yemek yapan kişi de gurme olacak diye bir şey yok. Aslında gurmelik bir doğuştan gelen bir yetenek. Hı. Yani almış olduğunuz tat, duyu aslında. Bir yemeği yapmayıp o yemeğin içindeki ürünleri bilebilirsiniz. O ürün hakkında yorum yapabilirsiniz. Onun içindeki farklı tatları alabilirsiniz. Yani gurme olmak için iyi yemek yapmaya gerek yok. Ama iyi yemek, iyi yemeği bilmek lazım. Yani bir yemeğin kalitesinden anlamak lazım. Kullanılan ürünlerin içeriklerini bilmek lazım. Pişirmelerini bilmek lazım. Gurme dediğim gibi, yani gurmelik aslında bir meslek. Gastronominin içerisinde bulunan, hani yemek yapmanın dışındaki bir dal bence. Ama herkes kendisini gurme diyor. Tabii gurmeler sonradan da olabiliyor. Herkes her yemek yiyor, gurme olabiliyor. Bizim de zaten sektörde en büyük sıkıntı yaşadığımız şey bu. Herkes yemeğin en iyisini biliyor. Bizler de onlara iyi sunmaya çalışıyoruz. Onlara layık olmaya çalışıyoruz.
Peki o zaman iyi bir gurme olmak için duyu yetenekleri tamam ama bir kişi kendisinin gurme olup olmadığını nasıl anlayacak? Ya da biz kime, çünkü biz mesela şimdi bir yere gitmeden önce referans çok önemli bir kaynak. Evet. Ve kanaat önderleri dediğimiz insanlar da işte gastronomi içerisinde düşündüğümüz zaman da takip ettiğimiz insanlar var. Sosyal medya hesapları. Onların bir şeyi benimsemiş olması, sevmiş olması bizim oraya gitmemizi yönlendiriyor aslında. Dolayısıyla hani o kişi hakikaten gurme değilse. Gurme değilse bir de şöyle bir şey var. Gerçekten gurme de olsa onun damak zevkine iyi gelen bir şey, damak zevkine yakışan bir şey bizim damak zevkimize gelmeyebilir. Şimdi gurmelerin beğendikleri yerlere gittiğimizde aynı yemeği de yesek bize farklı gelebilir. Aslında damak tadı orada ortaya çıkıyor. Gurmeler olaya işte şu şekilde bakıyorlar daha çok. İşte oranın ürünlerinin kullanılmasına, o ürünün hazırlanışına, sunumuna, ağızda bıraktığı tada bakıyorlar. Gurme olmak tabii ki sadece yemek yemekte de olmuyor. Çünkü oranın geçmişini de bilmek gerekiyor. O ürünlerin yetiştirilmesini de bilmek gerekiyor. Coğrafyasını bilmek gerekiyor ki sonra aslında çıkan yemeği değerlendirilebiliyorsunuz. Biz gurmeleri takip ediyoruz. Bizim de çok takip ettiğimiz gurmeler var. Gurmeler tabii ki aslında bu bir sektör de haline geldi. Gurmenin her yediği şey güzel mi, gerçekten değil mi? O da tartışılır hale geldi. Ama benim genel olarak hani izlediğimiz gurmeler, takip ettiğimiz gurmelerde beğendikleri yerlere gidip baktığımızda gerçekten bir seviye yüksek olduğunu görebiliyoruz. Şimdi bir de hani restoranlarda yıldızlar var, değil mi? Evet. Hani aslında bir lastik markası olarak biliyoruz biz ama. Evet, Fransa'da ortaya çıkmış. Fransa'da çıkmış. Dünyanın en önemli restoran zincirlerinde ve hani hakikaten de zor. Bir şey var. Bizde böyle bir şeyin oluşması mümkün olabilecek mi? Şu an için bizde zor gözüküyor ama İstanbul'da bazı mekanlar bunun için ön plana çıkıyor, uğraşıyor. Olabilir bir yıldızlı restoranımız neden olmasın. Çünkü biz zaten aslında bu işi yapıyoruz. Tabii işin politik yerleri de var Türkiye açısından ama ben inanıyorum ki Türkiye'de gerçekten çok güzel yenilebilecek şeyler var. Restoranlar var, mekanlar var. Ama bizim eksik olduğumuz, başa dönersek biz bunları anlatamıyoruz insanlara. Bunları çekmek için aksiyon yapmıyoruz. Güzel yapıyoruz ama güzel yaptığımızı sadece biz biliyoruz. Bunu çevre ya da başka onu değerlendirecek insanlar bilmiyor. Türkiye'de Michelin yıldızı ile ilgili restoranlar olur. Bence hatta üzerinde olan restoranlar da var. Şefler de var. Ama bunun tabii ki bir prosedür. Belli bir altyapısı olması gerekiyor. Ben yaptım, bunu hak ediyorum. Verin gibi bir prosedürü yok. Onların bunu değerlendirip yıldızlaması gerekiyor. Ama Türkiye'de şu anda o tür kapasitede hatta üzerinde olan restoranlarımız var. Bir de bunun uluslararası bazı örgütleri var galiba, değil mi? Sizin üyesi olduğunuz. Tabii ki. Onların da çeşitli organizasyonları oluyorlar ve dünyanın çeşitli tarafından bu organizasyona üye olan kişilerle düzenli olarak bir araya geliniyor. Geliniyor, evet. Samsun'da bu tarz etkinlikler var mı? Ya da bu derneğin buradaki şubesi bir şey var mı? Burada var. Biz burada fuar, gıda fuarında bu tür etkinlikler yapılıyor. Yurt içinden ve yurt dışından şefler davet ediliyor. Buraya geliyorlar. Bu fırsatta Samsun yemeklerini, Karadeniz yemeklerini, bölgeyi onlara tanıtma şansı buluyoruz. Türkiye'de çok fazla var. Samsun'da da son 3 yıldır bu yapılıyor. Bence biraz daha fazla yapılması lazım. Ama yapılıyor. İlgi de Karadeniz'de, çünkü az yapıldığı için ilgi de var. Hani bazı şehirlerde daha önceden yapılmaz olmasına rağmen Karadeniz'de yeni yapılmasındaki daha fazla. Samsun'da daha fazla insanlar gelmek istiyor. Çünkü merak ediyorlar. Karadeniz'i merak ediyorlar. Samsun'da ne var? Samsun'u çok duyuyoruz. Karadeniz'i çok duyuyoruz. Burada ne var? Gidelim görelim diyen birçok meslektaşımız, şeflerimiz var. Kasım ayında yine bir organizasyon olacak. Fuar organizasyonu olacak. Yine Samsun yemeklerinin tanıtılacağı. Yurt içinden ve yurt dışından davetli olan sektörün şefleri, meslektaşlarımız gelecek. Bu da aslında bizim için bir fırsat, yine Samsun'u tanıtmak kendimizi için. Kendimizi ifade edebilmemiz açısından çok önemli bir şey.
Gıda fuarları bizim gastronomik değerlerimizin tanıtılması açısından aslında çok önemli bir şeyi var, rolü var. Peki bizim bu fuarda daha etkin olabilmemiz için ilk başladığı zamanla 2010'da hatırlıyorum 2009'da evet. Çok böyle az ya da işte daha şeydi ama şimdi geldiğimiz zaman hem çeşit anlamında hem katılımcı hem de aktivite anlamında inanılmaz bir tarafa doğru gidiyor. Evet. Samsunlu da sanki bu şeye karşı, aktiviteye karşı bir ilgisi var değil mi? Var var, kesinlikle var. İlk zamanlarda hani fuarcılık tam olarak oturmamıştı. Fuara gittiğimizde ne yapacağımızı çok bilmiyorduk. Ürün mü tanıtacağız, ürün mü satın alacağız? Hı hı. Hani tam bunun karmaşıklığı vardı. Şimdi fuar oturdu. Firmalar yeni ürünlerini orada sunma imkanı buluyorlar. Tüketici ya da dediğimiz işte restoranları, otelleri orada ağırlayarak yeni ürünlerini sunma, hı hı. O tattırma fırsatı buluyorlar. Yeni gelen ürünlerin nasıl kullanılacağı ile ilgili eğitimler gerçekleşiyor. Hı hı. Bir nevi yeni üretilen ürünler aslında son tüketiciye ulaşması için bizlerin aracılığıyla menülerimize giriyor. Bunlar da hep gıda fuarlarının sayesinde oluyor. Çünkü bizler yoğun tempoda çalışan insanlarız. Günümüzün birçoğu mutfakta geçiyor. Bazı yenilikleri görmeyebiliyoruz. Yeni ürün çıkmıştır, yeni bir teknik çıkmıştır. Bunları görmeyebiliyoruz. Bu fuarlar sayesinde de oralara giderek yeni ürünleri tatma fırsatımız oluyor. Evde yemek yapıyor musunuz? Biz iş eve götürmüyoruz. Evde yemek nadiren yapıyoruz. Çok sık sorulan bir şey. Ben de böyle bir cevap buldum kendime. İş eve götürmüyorum. Bayanların her zaman istediği gibi iş eve getirme, iş stresini bize getirme dedikleri için ben de iş eve götürmüyorum. Evde yemek yapıyorum ama nadiren yapabiliyoruz. Fırsat buldukça yapıyoruz. Bazen pazara çıktığımızda güzel bir balık gördüğümüzde onu alıp yapmak hoşuma gidiyor. Ya da evde gördüğüm bir üründen işte çocuklara ya da eşime ya da misafirlere ortaya güzel bir yemek çıkartmak hoşuma gidiyor. Yapıyorum. Ama tabii fırsat buldukça, çünkü gün boyunca yemekle uğraştığımız için bazen istemeyebiliyoruz. Peki bir yere yemeğe gittiğiniz zaman yemek yemek sizin için bir işkence haline mi geliyor? Yoksa hakikaten keyif alıyor musunuz? Yani o zaman uzman gözüyle baktığınız zaman ve birey olarak baktığınız zaman. Biz o bir yere yemeğe gittiğimizde üzerimizdeki kıyafeti çıkartıyoruz. Bir şef olarak girerek hani o yemeği değerlendirmeyi düşünürsek yemekten keyif alamıyoruz. Hı-hı. O nedenden dolayı mümkün olduğu kadar şef kimliği, ceketimizi çıkartarak girerek yemek yemeye çalışıyoruz. Tabii ki bazen oluyor. Yemeği çok pişirmişler, tuzunu, yağını, işte şu sosu yanlış kullanmışlar dediklerimiz oluyor. Ama mümkün olduğu kadar bunu tabii çok dillendirmeden kendi içimizde yorumluyor, yapıyoruz, yemeğimizi yemeye devam ediyoruz. Öbür türlü yemek tam bir işkence haline gelebilir. Aynen öyle oluyor, kesinlikle. Peki bu anlamda hani düşündüğünüz zaman Samsun'daki hani aşçılarımızı bir değerlendirdiğimizde neredeyiz? Şimdi şöyle, Samsun için aslında ilk olumsuzu söyleyeyim, daha sonra olumluyu söyleyeyim. Samsun son zamanlarda çok fazla mekanlar, yeni mekanlar açılıyor. Hı hı. Ve Samsun'un da yeni açılık mekanları karşılayacak kalifiye personel sayımız çok düşük. Hı hı. Bir şefin olması için gereken yılları buralarda işte 3-5 yılda belli yemekler öğrenerek, belli düzenler öğrenerek bazı arkadaşlarımız sorumluluklar alıyor ya da almak zorunda kalıyor. Çünkü yeteri kadar yok, personel yok. Bu nedenden dolayı Samsun'da işletmecilik, turizm, yemek işletmeleri çok fazla hızlı geliştiği için bence çok klasik yemekler sunulabiliyor. Her yerde benzer menüler olmuş oluyor. Yani bir dışarıya çıktığınızda artık birkaç mekan dolaştığınızda menüleri ezberlemiş gibi oluyorsunuz. Bu Samsun için şu anda bence negatif bir şey. Biraz kendimizi geliştirmemiz ve bir konsepti olan bir yerler açmamız lazım. Hı-hı. Sadece para olarak hani ben onu koyayım, pideyi de koyayım, pizzayı da koyayım, makarnayı da koyayım, ızgarayı da koyayım, tavayı da koyayım dediğinizde menü şişirilerek birçok kitleye hitap etmek gibi bir mantık var. Bu çoğu zaman iş yapıyor şu an Samsun'da, gelişen bir yer olduğu için ama bence biraz kendine ait yemeklerin olduğu, kendi markasını oluşturabilecek menülerin olduğu mekanların yapılması lazım.
Olumlu olarak düşünürsek çok fazla mekan açılması aslında çok iyi bir şey. Farklı lezzetler tatma imkanımız da oluyor ve işletmeler kendini geliştirmek zorunda kalıyor. Klasik her zaman sunduğu bir yemeği farklı sunum, farklı pişirme tekniği, farklılıklar katarak sunma ihtiyacı duyuyor. Bu da tabii ki bu bir geçiş dönemi Samsun için. Bir süre sonra ben inanıyorum ki Samsun zaten gerek tüketicilerin beklentilerini, gerek işletmeye yatırımcıların beklentilerini karşılayacak bir gastronomik seviyeye gelecektir. Ki zaten yani meşhur şarkının sözündeki olduğu gibi un var, yağ var, şeker var. Evet. Bizim sadece helvayı yapıp yapmamız lazım. O helvayı da insanlara doğru şekilde anlatmamız gerekecek galiba. Ve zaten o hani restoranlardaki işte pide, et ve balığı yan yana getirip hepsine de iddialı yemekler koymak aslında o restoran için sanırım iyi bir şey yapıyorum derken aslında kötü bir şey yapıyor. Evet. Bir yerin hani bir yemeği olur orayla ön plana çıkmak sanki daha doğru bir strateji kesinlikle gibi. Kesinlikle. Yani ben 1996 yılında başladım mesleğe. İşte yaklaşık 22 yıldır bu işin içindeyim. Ben eti de çok iyi yapıyorum. Ben balığı da çok iyi yapıyorum. Ben pideyi de çok iyi yaparım. Ben pizzayı da çok iyi yapabiliyorum gibi bir kavram yok. Hiçbir insan her şeyi çok iyi yapma şansı yok. Çünkü zaten onu öğrenmek için geçmesi gereken bir zaman var. Bu nedenden dolayı sizin de söylediğiniz gibi kesinlikle her şeyi iyi yapamıyorlar. Bu sefer de iyi yapamadıkları için aslında iyi yaptıkları şeyler kötü servis ediliyor. Kötü yaptıkları da misafir kaybına neden oluyor. Ercan Bey çok keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim hocam davetiniz için. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Sevgili seyirciler, bu hafta gastronomi üzerine konuştuk. Önümüzdeki hafta bir başka konu ve konukla buluşmak üzere hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bye.